Yani ümitle kaygı arasında bir noktadalar. Yani bir yanıyla evet bugün işte bu bağımsızlık referandumunun yapılabilmiş olması ve işte sokaklarda dolaşmış herkese çok ciddi manada bir heyecan var. Özellikle insanlar bu konuda son derece iyimserler, son derece işte mutlular. Fakat bunun yanında yetkililerle konuştuğumuzda işte komşu ülkelerin ne yapacağıyla alakalı, özellikle Türkiye ve İran'ın ne yapacağıyla alakalı da bir belirsizlik hali var. Ve belirsizlikle birlikte tabii ki bir kaygı hali var. Bu nedenle de ama özellikle Türkiye'ye dair işte iyimser ve mümkün mertebe yumuşak mesajlar vermeye çalışıyorlar. Dün Meşrut Barzani'de en son basın toplantısında bu konuda son derece iyimser mesajlar vermeye çalıştı. İşte son 25-26 yıldır burada bir otonom bir bölge yönetiklerinin bu süre zarfında komşulara bir tehdit oluşturmadıklarını, bu deneyimin ortaya koyduğunu söyledi. İşte bugün yine Nekirvan Barzani defaatla Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı istediklerini, sürdürmek istediklerini, Türkiye engellerinin için ne kadar önemli olduğunu ve bununla birlikte bu bağımsızlık referandumunun hemen bağımsızlık denet olmayacağını, dolayısıyla komşu ülkelerin bu konuda buna böyle yaklaşmaları gerektiğine dair bir uzlaşmacı, hani uzlaşmaya dayalı mesajlar verdiler. Dediğim gibi burada özellikle yani hem İran'dan hem Türkiye'den kaygı duyuyorlar. Fakat özellikle Türkiye'ye dair daha yumuşak mesajlar, daha insan mesajlar gönderiyorlar. Buna karşı mesela aynı ölçekte bir İran'ı da ismeye etmeye çalışan bir Kürdistan yönetimi görmüyorum açıkçası.